İrtihal bağırsak hastalıklarından ülseratif kolit ve Crohn hastalığının tedavisi farklıdır. Genelde her iki hastalıkta da ilk tedavi seçeneği ilaç tedavisidir. Bir takım ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaç tedavisini düzenleyen bu konuda uzman gastroenterologlardır. Bazen cerrahi tedavi gerekebilir bu hastalara. Crohn hastalığında cerrahi tedavi bir takım komplikasyonlar çıktığında gerekmekte. Crohn hastalığının aslında tek bir tedavisi yoktur maalesef. Tedaviler sonrası tekrarlayabilir bu hastalık. Cerrahi tedaviden sonra da tekrarlayabilir. Biz cerrahiyi sadece komplikasyonlar geliştiğinde öneriyoruz. Bu komplikasyonlardan bir tanesi değişik yollar oluşan fistül dediğimiz fistülizan hastalıkta. İşte mesaneye, mideye, cilde açılan fistüllerde bazen cerrahi tedavi uyguluyoruz. Karın içi apseler geliştiğinde cerrahi öncesi bu apseleri boşaltıp daha sonrasında bazen bu hastalarda cerrahi tedavi gerekebiliyor. Bazen de tıkanıklık yapan hastalıkta cerrahi tedavi gerekebiliyor. Ülseratif kolitte ise genelde yine medikal tedavi yani ilaç tedavisi ön planda olmakla birlikte hastalıktan hastalar bir süre sonra ilaç tedavisine fayda göstermeyen hastalarda ve hastalığın bir takım komplikasyonları geliştiğinde bu hastalarda da cerrahi tedavi yine gündeme geliyor. Cerrahi tedavide tüm kalın bağırsağı ve kalın bağırsağın son kısmı olan rektumu çıkartarak ince bağırsaktan bir rezervuar oluşturuyoruz. Bu rezervuarla hasta kabul edilebilir düzeyde dışkılama yapabiliyor. Bu da yaklaşık 6 ile 8 dışkılama sayısı oluyor. Zaten bu hastalarda ameliyat öncesi dönemde de yüksek dışkılama sayısı olduğundan dolayı hastalar bunu kabullenebiliyor ve kansız bir dışkılama olduğu için daha konforlu bir hayat sağlıyor.